Meryem Ana Kilisesi'nde temizlikçiyim. Bu arada sevgilisinin doğum gününü kutlamış burada. Bir uzay mekiğini temizliyorum. İsimden memnunum. Uzay mekiğinin direksiyonları, kilisede o piyanoların araları hep kıl bağlamış. Papa kendini dinden afaruz etti zaten. O amına kodumun eczenebisi dinsiz kaldı şimdi. Sözde uzay mekiği temizliyormuş, yalan. Evet, raftar. Evet. Günde kaç kişi sıçıyor? 5-6 tane rahide var, 10 var. Biz de ben sıçıyorum. Ne çektik ya? Adım Rıdvan, Meryem Ana Kilisesi'nde temizlikçiyim. Buraya İşkur'dan girdim. Asgari ücretli, çalışanım. Önceki temizlikçiyi çıkarmışlar yaptığı işlerden dolayı. Şimdi beni aldılar. İşim gayet rahat. Haftada bir gün ayim var. Onun dışında kebap, yatış. Bir kere temizlik yaptığın zaman haftada yetiyor. Zaten gelen ziyaretçiler de beğeniyor ortalığın temizliğini falan. Sıkıntı yok. Rahip Bey, ondan sonra gelen diğer rahibeler de arada rahibe geliyor. Rahibe demişken eski çalışan zaten buraya rahibe diye eskort getirtmiş. Fuhuş operasyonu düzenlemiş buraya zaten. Düzenlettirmiş. Çok güzel. Şimdikileri bile millet orospu diye çıkıp geliyorlar buraya. Tüm ayyaşları toplamış buraya şarap veriyor diye. Temizliği de yapmamış. Onlara yaptırmaya çalışmış. Kilisenin bütün malzemelerini çaldırmış. Geçen ziyaretçiler geldi. Şarap yoktu. Gittim bir aldım geldim millete. Bunun yüzüne çekmediğim sıkıntı yok. İyi ki göndermişler bunu zaten burada. Benden herkes memnun. Herkes. Mumları bile yani temizliyorum ya o derece. Silip koyuyorum kenara. Bu arada sevgilisinin doğum gününü kutlamış burada. Mum yakma duası diyor. Onları almış pastaya dikmişler. Benim adım Dimitri Sariko. Meryem Ana Kilisesi'nde temizlikçiydim. Orada yapamadığım bazı olaylardan dolayı beni kiliseden azlettiler. Şu anda ise bir uzay mekiğini temizliyorum. İsimden memnunum. Yerime getirdikleri eleman hakkımda kesinlikle kötü konuşuyordur. Hakkımda atılan iftiralara kesinlikle karşıyım. Yok efendim temizlik yapmıyor musun? Yok efendim kiliseye başka şeyler getiriyor musun? Şarapları içiyor musun? Kesinlikle yalandır. Benim temizlediğim şamdanları, mum ışıklarını, kadeh bardaklarını yerime gelen eleman kesinlikle temizleyemez. Papa özellikle beni o şamdanları temizlemek için getirmişti. Şimdi hatırlıyorum. Tanrı Recep Tayyip Erdoğan'ı korusun. Çünkü Ayasofya'yı zami yaptı. Biz eğer Ayasofya kilise olarak kalsaydı işimiz çok zordu. Bizi küçük bir kiliseye verdiler ve işimiz çok rahatlaştı. Şu anda yaptığımız tabii ki de kadeh değil, uzay mekiğinin direksiyonları. Direksiyon böyle U şeklinde daha kolay temizleniyor. Mum ışıkları yerine uzay mekiğinin farlarını temizliyorum. İsim birazcık uzayda o atmosferik ortamda geçiyor. Fakat kiliseden daha iyi. Kilisede o piyanoların araları hep kıl bağlamış. Araları temizlemek zor oluyor diye. Ama uzay mekiği öyle mi? Dışına çıkıyorsun, upuzun. Hortumla alıyorsun, yıkıyorsun. Çek bası çek, iş bitti. Bu kadar basit. Önceki çalışan arkadaş benim yalan söylediğimi iddia ediyormuş. Papa'nın kendini çok sevdiğini söylüyormuş. Papa kendini dinden afaruz etti zaten. Bu amına kodumun eczenebisi dinsiz kaldı şimdi. Sözde uzay mekiği temizliyormuş. Yalan. Sanayide hırsızlık yapıyor geceleri. Beni burada kayıta alan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. Ama diğer temizlikçi benim hakkımda kötü konuşursa kesinlikle yalandır, inanmayın. Beni karalıyor, benim üstüme iftira atıyordur. Size zaten gerçekleri göstereceğim. Nasıl bir pislik olduğunu, ortalığı nasıl bir şekilde bıraktığını, daha pisliğini temizlemeye uğraşıyor bunu. Selamünaleyküm. Tuvalet nerede? Burada. Kanka etraf dar. Evet. Günde kaç kişi sıçıyor? 5-6 tane rahibe var, onlar. Biz de ben sıçıyorum. Abi genelde ne yeniyor burada? Dışarıdan geliyor yemek. Sürekli değişiyor. Yemek şirketinden. En çok ne içiyorlar? Şarap, başka içtikleri bir şey yok mu? Desene işimiz bayağı zor. Tamam, hallederiz biz burayı. Tamam, kolay gelsin sana. Eyvallah. Abi ben bu işe 2009 yılında başladım. Normalde makine mühendisiyim. Atanamadık. Olmadı yani. Çalıştık didettik olmadı. Sonra bir gün ucuz bir market var. Neydi onun adı? Ha, neyse işte. Oraya gittim abi. Evin lavabosu tıkanmış. Lan bir ürün var. Bu ürünü kullanıyorsun. Lavabo açılıyor dedim. Muhteşem bir iş. Direkt biz bu ürünü satın alamayız mantıken. Fabrikasını alamazdık. Ne dedim? Ben bunun üstüne şirket kurayım. Onun görevini ben yapayım. Sonra tabii iş tuttu. 2009'dan beridir bu işi yapıyorum ve muhteşem bir şekilde ilerliyor. Benim dedemin dedesinin dedesi piramitlerin giderini halletmiş. O kadar ki yakın tarih. Yani genlerde var. Fakir adamın yediği yemek daha kötü kokuyor. Her iddiasına var. Zenginin boku daha mantıklı. Niye abi? Adamın ne yediği belli. Gündelik hayatı belli. Ama fakirler yediği zaman olmuyor. Ben de ne dedim? Kendime kriter belirlemeliyim. Oradan başladık. En son buraya geldik. Burada kiliseymiş. Bu adamlar zaten yemek yemiyor. Yediğimde şarap içiyor. Dedim rahat olur iş. Abi buraya bir geldim. Adamların sindirim sistemi yok. Yediklerini olduğu gibi bırakmışlar. Yani dışkı değil abi. Olay bok değil. Hani göstersem sana şurayı, yemin ederim izlemezsiniz. Neyse. Bizim bazı fırsatlarımız var. Örneğin bir rulo tuvalet kağıdını ben indirimli alıyorum. İndirimli olarak veriyorum. Bizde anlaşan firmalara. Örneğin işte buraya fil hortumu getirdim. Afrika'dan özel hortum. Güneşte yanmaz. Hiçbir kaçağı bulunmaz. Muhteşemdir. Kendisini ömür boyu kullanabilirsiniz. Reklam yapmadan olmaz. Onun dışında çalıştığım saatler belli. En fazla 3 saatimi alıyor. Yalnız benden önceki temizlikçilerin ikisinden de şikayetçiyim. Ulan ikisi de çıkmış videoda birbirlerini övmüşler. Yok ben yapmadım, ben kadeh temizlerim. Biri de diyor ki işte ben onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Oğlum madem bu kadar temiz, burayı niye bok götürüyor amına koyayım? Adam elini yıkadığı yeri temiz tutmaz mı ya? Lan hadi geçtim. Ben insanlara hizmet veriyorum. Ne yapıyorum abi? Bir insan gündelik hayatında en çok tuvalette vakit geçiriyor artık. Yani adam tuvalette düşünüyor, fırsatlar ediniyor. Oğlum ben burayı temizlemezsem, bu sıçtığım bok gitmezse ne olacak? Sen düşünemeyeceksin. Sıçamayacaksın da camiye mi gideceksin? Camilere ben bakmıyorum. Abi camiler sıkıntı oluyor. Camiler hani az para veriyor bir de. Olmaz abi. Bak adamlar Hristiyan. Mis gibi para var. Yani kazandığım para da helal. Çok şükür. Durumlar böyle. Şimdi bana bazı sorular geliyor arkadaşlar. Diyorlar ki belediyede çalışıyor musun? Oğlum ben belediyede çalışsam Türkiye'nin gideri sizce bu kadar kötü olur mu? Bir bakın nereye sıçıyorsunuz? Abi sıçtığınız yer bile düzgün yer değil. Bizim şirketimizin adı otomatikmen belli zaten. Lavabo aç. Bu kadar basit. Arada bir üye falan da olabilirsiniz. Bir video kanalı açacağım kendime. YouTuber olacağım. Yani mis. Zaten şimdiki YouTuber'ların da sıçtığı yer belli olduğu için mantıken benim abone sayım daha çok olacak. İşte dediğim gibi belediyede iş yapmıyorum. İşim de olmaz. Az para veriyorlar. Arkadan bir soru geldi az önce. Abi Enes Batur'un tuvaletini sen mi hallettin dediler. Ben dedim yok. Yani yaş kriterime uymuyor. Yani 18 yaş altı biri sıçtıysa ben temizlemiyorum abi. O bakıcılığa giriyor. Yani gerçi Enes Batur da oraya girmiyor değil ama neyse. İlk videomu umumi bir tuvaleti temizlerken çekeceğim. Herkesin sıçtığı bok nasıl temizlenir bunu göstereceğim. Abi memlekette temizlik adına hiçbir şey yok. Yani herhangi bir umumi tuvalet düşünün abi. Bunlar kötü durumda. Pis. Yani adam tuvaletini yaptığı yeri iyi tercih edebilmeli. Yani iyi olması lazım. Mantıken. Yani ben şahsen Tuvaletim gelse buraya sıçmam. Yapma. Siz de sıçmazsınız. Erkeklik.